Şimdi biz 3 aylık peşin ödeme yapacağız. Bundan sonraki ödemeler için nasıl diyelim Kerem? Bilmiyorum ki. Aylık haftasına yazın işte. Ayın 1'i ile 5'i arası ödeme yapsak uygun mudur sizce? Uygun, uygun. O zaman öyle yazın lütfen. Siz kendiniz mi çalıştıracaksınız? Ben ve gelinim. Biz çalıştıracağız. Bakalım. Allah utandırmasın. Sağ olun. Kontrat sizin üstünüze mi olacak? Yok. Eşimle ablamın üstünde. Kerim, istersen senin adını yazalım. Sizin üstünüz olsun. Burası sizin iş yeriniz olacak. Ne diyorsun Meryem abla? Ya fark etmez ki. Nasıl olsa formalite bunlar. Bizim ayrımız kayrımız var. Tamam, öyle yazalım. Meryem Aksoy, Fatma Gül Ilgaz. Çok iş var burada. Badana boya yapmak lazım. Kerim yapar, halledersin değil mi Kerim? Ben burayı en kısa zamanda adam ederim de mutfağın biraz elden geçmesi gerekiyor. Bakarız artık. Buyurun imzalayın. Sayfalara tek tek. Bütün sayfalar tek tek. Tamam. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah. Uğur getirsin inşallah. Amin. Broşür basıp dağıtırız çevreye. Tutturursak eğer paket servise de gireriz. O günleri bir görelim de. Hatta ocakla fırın işini boyadan önce halledelim. Yarına sipariş verelim de teslim etmezlerse bir de onunla vakit kaybetmeyelim. Ama benim yarın doktorda randevum var. Tamam, öncesinde ya da sonrasında hallederiz. Hatta vakit kalırsa masa sandalyeye de bakarız. Tamam. Bakalım duruma göre. Aa, Kadir Bey'in arabası değil mi? Bize gelmiş. Bir şey mi oldu acaba? Gelin gelin. Misafirimiz var. Kadir Bey geldi, Kadir Bey. Merhaba, hoş geldin. Ah. Hoş geldiniz Kadir Bey. Hoş bulduk Meryem Hanım. Bir şey mi oldu? Az önce duyduklarım çok canımı sıktı, çok. Hayrola? Hani bana her şeyi, hiçbir şeyi saklamadan anlatacaktın Kerim, ha? Bütün detaylarıyla, hiç saklamadan. Ben hiçbir şeyi saklamadım ki. Bundan tam 6 ay önce, yani olaydan 3 ay sonra, o adamlarla birlikte, Yaşar Anlar'la ve Vural Namlı'yla, onlarla birlikte gözaltına alındığını niye söylemedin bana? Onun söyleyecekleri benim için çok önemliydi. Kafamın içindeki soru işaretinin cevabıydı aslında. O gece bir şey yapmadım. Ben her şeyi gördüm. Telefonda her şeyi itiraf etmişti ama içkiliydi. Ben de emin olmak için yanına gittim. Kız bayılmıştı. Sen de öylece durdun başında. Sonra denizden çıktık. Sonra da arabaya bindiğimiz gibi kaçtık işte. Yani sen bir şey yapmamıştın. Yemin ederim. Sonra diğerleri de geldiler. Vural onlara da anlattı her şeyi. Hatta polise de anlatacağını söyledi. Sonra tartışma çıktı birden. Vural işkiliydi. Direksiyonun başına geçince ben de engel olmak için ben de bindim arabaya. Zaten bir süre sonra polis bizi çevirdi. Vural saçmalamaya başlayınca da üstümüzü aradılar. Üstünden çıkınca da hepimizi götürdüler. Sen istediğin kadar anlat bu hikayeyi. Hikaye anlatmadım ben. Ha neyse ne, yani onlar gene başka türlü anlatacaklardır bu hikayeyi. Ya ifade vermişsin işte, arkadaşımı görmeye gitmiştim demişsin. Zor durumdaydı, destek olmak için gitmiştim. Bunlar senin cümlelerin Kerim. Yani resmi tutanaklara geçmiş böyle. Hayır, bu senin onlarla olaydan sonra görüştüğünün kanıtıdır. Yani dava dosyasına girmiş bile.
Peki ne olacak şimdi? Bilmiyorum işte biz... Yani Ömer'le bunu çürütmeye çalışacağız ama çok uğraştıracak bizi. Hayır, daha önceden haberimiz olsaydı biz de ona göre önlem alırdık. Yani sen de savcıya verdiğin ilk ifadede söz ederdin bundan. Peki şimdi söylese inanmazlar mı? Çok mu geç? Bak, iyi düşün ve doğru cevap ver. O geceden sonra ellerine kanıt verecek biçimde görüştün mü onlarla? Evet. Erdoğan'ın evine gittim onunla hesaplaşmak için. Ama Mustafa çıktı karşıma. Al işte bir tane daha. Kameralar eve girerken kaydetmiştir mutlaka. İçin Vural'ın yanına gittim. İnan. Buna inan, buna inan. Sus artık. Emin olduktan sonra sana geldim, gerçeği anlattım. Hatırlasana. Hep bir şey çıkıyor. Hep bir aksilik çıkıyor. Şimdi de bu ifade, bu kanıt. Hep umutlarım boşa çıkıyor benim. Bıktım artık, bıktım usandım. Bak gör, bundan bir şey elde edemeyecekler. Tamam, sus artık. Bir şey söyleme. İnan. Doğruyu anlatıyorum sana. Bana niye daha önce söylemedin o zaman? Hı? Başka bana anlatmadığın ne var? Benden sakladığın, unuttuğun. O adamlarla kaç kere daha görüştün? Yurt dışına gitmeni de onlar ayarlamış. Geçirmeye gelmedikleri için mi geri döndün? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.